Ersin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldin. Karavan camından röportaj yapıyoruz. Sizi sette yakaladık. Evet. Çalışıyorsunuz, bize vakit ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Düzce'deyiz efendim, Kalp Estetiği filminde. Nasıl gidiyor çekimler? Ne kadardır buradasınız? Vallahi ben artık Düzceli oldum. Ben bayağıdır buradayım, filmin başından beri. Bizim burada Düzce'de kaçıncı günümüz? 15. günümüz falan. İşte 3 gün, 4 gün sonra inşallah film bitiyor. Şu anda da tekste çalışıyorsunuz galiba, evet. Rolünüzde çalışıyorsunuz. Rolümüzü çalışıyoruz. Kalp Estetiği. Evet. Kalp çok... Estetiği. Şu an bir 15 dakika vaktim var. Ondan evet. Sonra bir sahnemiz var. Sosyal Sorumluluk Projesi adı altında bizim filmde de geçiyor. Bunun sürprizini inşallah sinema filminde göreceksiniz. Çünkü şu an söyleyemem. Söylersem sürprizi kaçıyor. Evet. Peki filmden bahsedebilir miyiz? Konusu nedir efendim? Sizin rolünüz nedir? Benim rolüm bir oyuncu menajerliği. Oyuncu menajeriyim ben. Oyuncumuz da Evliya Alkan. Filmin hikayesi kalp estetiği. İçinden geçen her insanın fiziki duruşu, kalbi olsun, işte yürüyüşü olsun, hareketleri olsun. Onunla ilgili bir estetik andıran bir hikaye. Evet. İnşallah bakalım sinemaya da güzel yansırsa mükemmel olur. Bütün amacımız da bu. Evet, Düzce nasıl efendim? Tabii ki beğenmişsinizdir. Burada vaktiniz nasıl geçiyor? Düzce'yi gezdiniz mi? Evet, Düzce'yi evet mekan mekan gezdiğimiz için Düzce'yi de biliyoruz. Düzce çok güzel bir yer. Aslında Düzce Ankara İstanbul yolu üzeri Düzce çok şey hani böyle çok kişinin uğrak yeri olmadığı için Düzce bunun için gerçekten çok güzel bir tarihi yerleri de var. Ve burada medeniyetin ve yemeğin 500 çeşit yemeğin olduğu bir yer burası. Bunu da buradan söyleyeyim. Gerçekten 500 çeşit bir yemek var burada. Ondan sonra Düzce gördüğünüz gibi hiç büyük yapıların olmadığı ve Avrupa vari bir yer olduğunu söyleyebilirim. Gelen de görebilir çünkü hiç yüksek binaların olmadığı bir yer. Bir de Akçakoca var, orayı gezme şansınız oldu mu? Akçakoca'yı biliyor musunuz? Evet. Deniz sahil kenarında. Evet. Akçakoca'da bizim orada bir iki tane mekanımız var. İşte bugün de bir sahnemiz orada var Akçakoca'da. Çok güzel yani, çok yakın yerler, Düzce'ye yakın yerler var. Evet. Her yere gidip gezilebilecek yerler var. Zor oluyor mu efendim yani evden, yani işiniz gereği bu kadar uzak kalmak, yorucu geçiyor mu? Hayatınız nasıl geçiyor? Hayatımız bir seyyar. Seyyar. Satıcı gibiyiz. Sürekli bir yerdeyiz. O yüzden çünkü İstanbul'a 2,5 saat Düzce. Normalde de hani Muğla'ya da gidip geliyoruz, İstanbul falan. İş neredeyse oraya gidiyoruz. Alıştık artık biz bunu. Peki efendim, rol gereği evlendiniz. Evet. Bir açıklamanızda da ben evlilik insanı değilim. Ailemden herkes evlendi. Evet. Nasıldı rol gereği evlenmek, nasıl? O anı yaşadınız mı? Gerçek anlamda hissettiniz mi? Evet, o da bir haber oldu. Şimdi konunun içinde bir hikayemiz vardı. Orada evleniyor. Yani menajer. Anlık evleniyor. O da bir haber oldu. Benim ailem de beni arıyor. Oğlum evlendi mi? Bizden habersin. Tabii bu film gereği. Hiç evlenmedim. Bu filmde de ilk defa evleniyorum. O yüzden bu da bir haber oldu. Filmin içinde de var bu. Toplumdan da böyle sürekli size diyorlardır. Ne zaman evleneceksiniz? Ne zaman evleneceksiniz? Yani evliliğe tamamen kapalı mısınız? Olur mu bu ileride? Nasıl olur? Yani ben şu an öyle bir şeye hazır değilim yani. Hazır. Evlilik gerçekten zor bir şey yani. Bazıları çok kolay diyor da hani onu bulmak lazım. Yani bu kalp estetiği, o kalbi bulmak lazım, yakalamak lazım. O yüzden. Yoksa onu bir gün bir karşına çıkar hemen tak diye evlenirsin. Onu ben daha yakalamış değilim. Evet, inşallah yakalarsınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgiler. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşürüz. Karavandan röportaj.